Parçadan hareketle ahlaki eylemlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Köyün birinde bir eşek kör bir kuyuya düşer. Eşek acı içerisinde kıvranarak anırır. Sesini duyanlar gelip baktığında zavallı eşeği acı çeker halde bulurlar. Daha da kalabalıklaşan grup eşeği kurtarmanın yollarını düşünür. Ancak bunun mümkün olamayacağını, bu nedenle bunun için çaba sarf etmenin gereksiz olduğuna karar verirler. Tek çözüm hayvanın daha fazla acı çekmemesi için kuyuyu toprakla örtmektir. İşlerinden bazıları ellerine aldığı kürekle kuyunun içine toprak atmaya başlar. Eşek ise üzerine gelen toprağı her seferinde sirkeler ve üzerinden atar. Toprak sürekli dibe dökülür ve eşek gittikçe yükselmeye başlar. Eşek sonunda kuyudan çıkar. Şimdi elbette bu sonucu ne hesaplayabilen ne amaçlamış olan köylülerin davranışlarına ahlaki açıdan değerli denemez. Bir eylemin ahlaklı olması Demek ki sonuçlarına bakılarak olmaz. Demek ki bir eylemin ahlaklı olabilmesi için iyi niyetle yapılmış olması gerekiyor. Bir de aynı zamanda bilgi sahibi olması gerekiyor çünkü yaptıkları bilgisizlikleri sonucunda olmuş. Şimdi bakalım. Hangisine ulaşabiliriz? Ahlaki eylemle ilgili. Adana eylemlerin değerini belirlemekte tek geçerli ölçüt eylemi yapan bireyin niyeti midir? Bence sadece niyet değildir ama yine kalsın güzel bir şık. Bakalım. Bursa'ya eylemlerimiz doğru bilgiye dayanmıyorsa iyi olamaz. Yani eylemin ahlaki eylemin tek ölçütü doğru bilgi midir? Hayır değildir. O halde seni eliyorum. Ceyhan'a bakalım. Eylemlerin ahlaken değerli olması eylemin sonucundan çok bilgiye ve niyete bağlıdır. Evet bu süper olmuş. Biz de yorumumuzda belirttik. Dolayısıyla Adana'yı hemen ederiz. Çünkü tek ölçüt o değil. Niyet ve bilgi ahlaki eylemin ahlaklı olmasını belirleyen değerli bir ölçüttür. Şimdi Denizli sonuçta iyi biten bütün eylemler ahlaki açıdan iyi ve değerlidir diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Çünkü sonuç önemli değil. Önemli olan iyi niyettir. O halde seni deliyorum. Edirne'ye bakalım. Doğru bilgiye dayanmayan iyi yapamaz, yanlış bilgi kaçılmaz olarak kötüye götürür. Peki niyet nerede? Niyet de yok. Sadece bilgi var. Dolayısıyla bu olamaz. Cevap Ceyhan olacak. Mustafa'nın davranışlarından dolayı sorumlu tutulmasının dayanağı aşağıdakilerden hangisidir? Okulun ön bahçesi tören ve dinlenme alanı olduğu ve arka bahçede öğrenciler için spor alanı vardır. Bu nedenle okulun ön bahçesine top oynamak yasaktır. Mustafa ve arkadaşları bu kuralı bilmelerine rağmen ön bahçede arkadaşlarıyla futbol oynamaktadır. Mustafa arkadaşlarının verdiği pasa oldukça sert bir şekilde vurur ve gol olur. Gol olur ama top kale olarak belirledikleri merdivenden inen Zeynep'in suratına gelir. Zeynep'in dudağı patlar ve burnu kanamaya başlar. Mustafa yaptığından dolayı oldukça üzgündür ama kendini suçlu hissetmez. Kendini savunurken hem Zeynep'in ailesine hem de okul müdürüne aynı şeyi söyler. Bilerek yapmadım, kazaydı. Bu savunma Mustafa'nın ceza almasına engel olamaz. Bence de olmaması gerekiyor. Çünkü Mustafa bilinçli olarak bir kuralı çiğnemiş. Çiğnediği bu kuraldan dolayı başkasına zarar vermiş. Dolayısıyla o bu kuralın zarar vereceğini de az çok farkında olmalıydı. Şimdi neyse biz şıklara geçelim. Adana. Eyleminde sadece kişiler haz mı e, hedefledi? Hayır hocam. Davranışın olumsuz bir sonuç doğurup doğurmamasının sorumlu tutulmasının bir dayanağı olabilir mi? Hayır. Peki ön bahçede top oynamanın yasak olduğunu bilmemesi? Hayır, biliyordu bunu net olarak eleriz. Şunları bir eleyelim. Denize gelelim. Bilinçli ve iyi kötüden ayırt edebilen bir kişi olmasından dolayı mı sorumlu tutuyoruz? Kesinlikle öyle. Peki merdivenlerden çıkabilecek kişinin arkadaşı olabilmesi ya da o olacağını bilip bilmemesi gibi bir durum söz konusu mu? Değil hocam. Cevap denizli. Metinde aşağıdakilerden hangisi savunulmuştur? Yeni medya ve sosyal ağların yaşamı hızlandırdığını duyuyor ve hissediyoruz. Akışkan dünyada her şey durmadan değişiyor. Takip ettiğimiz akımlar ilgilendiğimiz konular, hayal ettiklerimiz, korktuklarımız, imrendiklerimiz, tiskindiklerimiz, umutlarımız ve endişelendiklerimiz tüm bu hız sürecinin geriye dönüşleri olduğunu da biliyoruz. Çünkü farklı ve biricik olma adına gerçekleştiren her eylem kendini tekrar ediyor. Hızlı olmak adına yapılan hamlelerde, özgün olma çabasıyla yapılan sıçramalarda hep başlangıç noktasına dönüyoruz. Kundera hız ile unutma doğru orantılıdır demişti. Her zaman erişime açık, hızlı ve akışkan dünyada hızlı öğreniyoruz, çabucak unutuyoruz. Bugün bilgi, duygu ve değerlere daima aç tüketiciye, kitleye devamlı yeni malzeme sunmak gerekiyor. Çünkü esas kar getiren şey baş döndüren dolaşım hızı, geriye dönüşüm, eskime, çöpe atma, yenilenme döngülerinin kısalığı olmaktadır. Yani tamamen tüketim toplumunu Özetleyen muhteşem bir paragraf olmuş. Evet gerçekten her şey çok hızlı olmakta, çok hızlı tüketmekteyiz. Bunun da ceremesini çekeceğiz. Neyse Adana'ya bakalım. Sosyal medya için bilginin, duyguların, değerlerin ve kavramların bir tüketim malzemesi olduğundan bahsedebilir miyiz? Kesinlikle evet bakın sosyal medyada giriş yaptık. Tüketimden devam ettik. Peki bursa neden olmasın? günümüzde sosyal medyanın temel bilgi kaynağı olduğu bence temel kirlilik deseydi daha iyi olurdu. Eyleyelim. Ceyhan'a bakalım. Sosyal medyanın kişilerin algı ve kanatlarını manipüle edip etmediğinden bahsediyor mu? Hayır. Peki sosyal medyanın çağdaş toplumsal yaşamı hızlandırdığı sadece bunun neden olduğundan bahsedilmiyor. Bir de bu hızın asıl nedeninin sosyal medya olduğunu söylemiyor. Hızlandıran bir etken olduğunu söyleyebiliriz. Edirne sosyal medyanın ana akım medyadan daha etkili olup olmadığından bahsedilmediği için cevap Adana'dır. Parçada selfie ve sosyal ağların aşağıdakilerden hangisini oluşturduğuna değinilmiştir? Selfie yapıyor ve sosyal ağlarda paylaşıyoruz. Selfie ile bir şeyleri öne çıkartıyor, gösteriyoruz. Ancak selfie'nin gösterdikleri kadar göstermedikleri de önemlidir. Bartes fotoğrafın çok anlamlılığını anlatırken fotoğrafın göstermediklerine de odaklanır ve havada uçuşan göstergelerden bahseder. Fotoğraf aracıyla bir şeyleri göstermeye çalışırız ancak gösterdiklerimiz bazen hiç gösteremediklerimizdir. Gösterilmeyen göstergeye dönüşmeye mahkumdur. Selfie ile inşa ettiğimiz kimlik bazı özelliklerimizi vurgular, kalıcı hale getirirken bazılarını yok eder. Sivrilen özellikler var olmaya devam eder, diğerleri personanın dışında kaldıkları için silinir gider. Yani personel kastı kimlik ve kişilikten bahsediyor. Peki bu selfie ve sosyal ağlar neyi oluşturuyor Allah aşkına? Bir varoluşumuz mu? Kesinlikle hayır. Yani bizim sosyal medyalarda oluşturduğumuz kimlikle gerçekte kimlik birbirine benzemiyor. Ön plana çıkardığımız şeyler ile aslında arkada kalanlar arasında çok büyük farklar var ve farklı mesajlar da söz konusudur. Peki o halde maske kişilik diyebilir miyiz? Yani sahte bir kişilik oluşturuyor mu? Kesinlikle evet. Peki bilgi alışverişi yok hocam. Sosyal ilişki yani parçada yok. Yakınlık ve dostluk bu anlamda da parçada yok. Oluşturulan şey sahte kişilik, maske kişiliktir. Metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? Sosyal medya sayesinde performans herkesi anlık olarak şöhret sahibi yapabiliyor. Sosyal ağlardaki performans kişinin kendisini yeniden oluşturduğu ve tüketilebilecek bir anlık gösterdiğe dönüştürdüğü bir sunum biçimidir. Arkadaşlar, takipçiler izleyici kitlesine dönüşür. Sosyal ağlar ünlü kişilere erişimi kolaylaştırdıkça bireyler sıradan olmadıklarını kanıtlama çabası içinde kendi ideal kimliklerini oluşturmaya çabalar. Aldığı beğeniler arttıkça ünlenen kişinin takipçilerine hayranları gibi seslendiği, onları fan öznesi olarak çağırdığı görülür. Kişi ne kadar çok takip ediliyorsa o kadar önemli ve anlamlı değerli hale gelir. Zygmunt Bauman'ın Descartes'a gönderme yaparak açıkladığı gibi günümüzün mottosu düşünüyorum o halde varım yerine görülüyorum o halde varım olmuş diyor. Yani düşüncenin yerini görüntünün aldığı, tüketimin görüntü olduğu, gösteriş olduğu bir dünyada yaşıyoruz diyor. Şimdi ana fikre bakalım. Adana, sosyal medyada etkili bir özne olarak var olma koşulunun çok sayıda takipçi edinmek olduğu ana fikir midir değildir. Parçadan çıkarılabilir ama ana fikir değildir. Bursa sosyal medyanın kişisel etkinliğe yeni yollar açarak varoluşuna anlam kattığı mı? Bence varoluşunu silip gittiği deseydi daha iyi olurdu. Ceyhan'a bakalım. Sosyal medyanın bireyi gösterişten uzaklaştırıp özüne dönmeye mi teşvik eder? Tam tersine özünden uzaklaşıp gösteriş meraklısı yapar onu. Dolayısıyla eleyelim gitsin. Denizli. Sosyal medyanın ideal kimlik ve kişilik oluşturma imkanı sağlar mı? Bence kesinlikle hatta sağlamaz. Edirne, sosyal medyanın öznenin var olma koşulu düşünmek belirleyici etkinliğinden görülmek edilgenliğine mi çeviriyor? Yani düşünmeden görünmeye mi getiriyor? Etkin olan varlıktan edilgen görünmeye mi getiriyor? Kesinlikle evet. Harika bir soru olmuş. Parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Spor, geçtiğimiz yüzyıla etkileri giderek artan en önemli olgulardan birisidir. İlk başlarda sadece yerel çapta ve çok küçük bir azınlık tarafından gerçekleştirilen spor aktiviteleri, önce Olimpiyat Oyunlarının ve sonra da diğer organizasyonların, özellikle futbol organizasyonlarının yardımıyla adeta tüm yerküreye etkisi altına almıştır. Dünya üzerinde demokrasi, serbest piyasa, hatta özgürlük gibi olgulardan dahi daha yaygın olan spor, günümüzde küreselleşmenin etkisinin en somut örneğidir. Durum böyleyken sporun gerek yerel gerekse bölgesel ve uluslararası politika etkisi oldukça geniştir. Kısacası spor dediğimiz olgu küreselleşmiştir. Küreselleşmekle kalmamış aynı zamanda uluslararası arenada kendine yer bulmuş, hatta politikayı bile etkiler hale gelmiştir. Şimdi bakalım ne anlatılmak isteniyor. Adana, spor küreselleşmenin en yaygın ve etkili bir görünümü müdür? Evet hocam. Peki hemen işaretleyelim mi? Bir kalsın diğerlerine bakalım. Spor, uluslararası politikanın en önemli unsuru ve aracıdır. En önemli unsuru değil ama önemli bir unsurudur diyebiliriz. Bunu neyle gitsin. Ceyhan, sporun diğer dallarında ilgi görmeyip sadece futbola indirgenmesi yanlıştır ya da sadece futbola indirgenmiştir denildi mi? Hayır hocam. Peki Deniz'e bakalım. Spor toplumsal yaşamda geçen yüzyıllara göre daha da etkilidir diyemeyiz, daha da artmış diyebiliriz ki parçada daha etkili olduğunu söylemiyor, daha fazla arttığını söylüyor. Dolayısıyla eleyelim. Edirne'ye bakalım. Spor uluslararası ilişkilerde temel belirleyicidir, temel belirleyici değildir. Bakın şurada demokrasi belirleyicidir, serbest piyasa var, özgürlük gibi etkili olan şeyler var dünya üzerinde ama bu sadece spora indirgenmek doğru olmaz. Cevap o yüzden Adana'dır. Yukarıdaki felsefi sorunlardan hangisi insansı robotların ortaya çıkması ile yeniden cevaplaması gereken sorulardandır. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün yeni gözdesi yapay akıl üretim merkezlerinde geliştirilen ilk insansı robotlardan olan kısmettir diyor. Bebekler model alınarak yapıldı. Mutluluk, üzüntü, ilgi, şaşkınlık, yorgunluk gibi 10 farklı durumu gözlerini, kaşlarını, ağzını ve kulaklarını oynatarak sergileyebilen kısmetten sonra Şubat 2016'da Hong Kong merkezli Hanson Robotics şirketi tarafından geliştirilen sosyal insansı bir robot olan Sophia, insanın bilgisine sunulmuş. Çok geçmeden Sophia adlı robota Suudi Arabistan vatandaşlık verdiğini açıkladı. Robot Sophia vatandaşlık töreninde yapılan anonsun ardından "Dünyanın ilk vatandaşlık hakkına sahip olan robotu olmaktan gurur ve onur duyuyorum." dedi. 10 parmağında 10 marifet bir insansı robot olan Sophia kendisini her geçen gün geliştiriyor. Tabi bunun insanlık adına iyi mi yoksa kötü mü olduğu tartışılır. Zira Sopya çoğu sanatçı işinden edecek bir yeteneğe sahip. Örneğin katıldığı bir TV programında birkaç dakika içerisinde sunucunun çok beğenen bir resmini çizmiştir. Sopya'nın yetenekleri şu ana kadar başardığı şeyler insanlarla robotların gelecekteki uyumuna dair sağlam bir perspektif koyuyor. Buna rağmen yapay zeka ve robotların insan ırkının sonunu getirebileceğini düşünen birçok kişi de var. Tabi onlardan önce insanlık kendi sonunu getirmezse ancak her durumda bazı temel soruların yeniden sorulmasını gerektiren gelişmelerle karşı karşıya olduğumuz açıktır. Gerçekten öyle. Şimdi bakalım hangi soruların yeniden cevaplanması gerekiyor? Gerçek varlık ve yapay varlık arasındaki ayrımın neye dayandığını konuşabilir miyiz? Bence konuşabiliriz. Peki robotların bilme ve akıl yürütmesi ile insanın bilme ve akıl yürütmesi arasında nasıl bir bağ bulunmaktadır? Tartışılır mı? Tartışılması gerekir. Peki Robotlar da kendi kendilerine araştırma yapıp bazı kavram ve terimleri oluşturabilirler mi? Gerçekten merak ettiğim bir soru. Bu da sorulabilir. Peki güzellik nedir? Güzelliği belirleyen nesnel ölçütler nedir? Bunu yeniden sormamız gereken bir soru mu? Hayır hocam. O halde dördü eleyelim. 4 olanları eleyelim. Evet bir şıkkı kaldık maşallah. Bir şeyle dört şıkkı eledik. Peki beşe de bakalım. İyiyi kötüden ayırmayı sağlayan bir yeti olarak vicdan Robotlarda olabilir mi? Çok temel bir soru. Dolayısıyla cevap denizdi.